Çok soğuk. Biz alışkın değiliz. Eldiven takıyoruz, şapkalar, bunlar bile korumuyor. İzmirli'nin karla imtihanından sonra şimdi de soğukla imtihanı başladı. Normalde Ocak ayında hava sıcaklığı gece 5-6 derece civarında seyreden İzmir, kent merkezinde -7'yi gördü. İzmir'de şu anda güneşli bir hava var, güneş parlıyor. Ancak güneşin olduğuna siz bakmayın. Gerçekten dondurucu bir hava var şu anda İzmir'de. Biz şu anda Basmane'deyiz. Akdeniz'in incisi İzmir yazılı kürenin de önündeyiz. Ve bu dondurucu soğuklara o da kayıtsız kalamadı. Sizin de gördüğünüz gibi Akdeniz'in incisi İzmir dondu. Biz İzmir'de hiç alışkın değiliz. Geçen gün kar yağdı. Biz böyle eğleniyoruz çok. Ankaralı bir arkadaşım var. Siz diyor, ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız? Evet. Vallahi dedim, kusura bakma. Biz ilk defa böyle bir şey gördük. İzmirliyim. İzmirlisiniz. Hiç evet. Bu kadar soğuk gördünüz mü? Görmedim. Hiç görmedim. Daha önce hiç bu kadar soğuk görmediler. Çünkü İzmir'de son 50 yılın soğuk hava rekoru bu kış kırılmış oldu. İzmir'in soğuğunu anlatmak için işte bir örnek daha. Şu anda da Konak Meydanı'ndayız. Arkamda da ünlü bir şelalemiz var ve bu şelalede soğuktan nasibini aldı. O da dondu. Daha önce donmuş şelale görmeyen İzmirlilere de işte bu anın fotoğrafını çekmek kaldı. Ben şikayetçi değilim açıkçası. Neden? Yani her şey mevsiminde güzel. Bu soğukların çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Birkaç gün sonra geçer. Yani İzmirli olarak böyle günler de gördük. Neden olmasın diyorum ben. Şikayetçi değilim yani. Sıcaktan daha çok rahatsız oluyorum çünkü. Beklemediğimiz soğuklar işin gerçeği. Türkiye donuyor gerçi ama İzmir'de çok soğuk. Görüyorsunuz zaten arkadaki manzarayı da. Gerçekten beklemiyoruz ama çok soğuk hava yani. Biz alışkın değiliz İzmirli olarak böyle şeyler açıkçası. Soğuklarla nasıl başa çıkmaya çalışıyorsunuz? Şimdi evimizdeki işte klimalarla, elektrikliği. Yetiyor mu? İdare ediyoruz, ne yapalım. Bütçemizin yettiği kadar. Soğuklar geçene kadar. Tabii inşallah ya da geçer. Yıllar sonra bu soğuklar da nereden çıktı diye merak edenlere işte cevabı. Bu kutupsal kökenli hava kütlelerinin güneye inmesi durumunda bu tür soğuk hava dalgalar, aşırı soğuk hava dalgalar ülkemizde ender olarak görülür. Ama görüldüğünde de kıyı kesimler dahil, Ege Akdeniz kesimleri dahil oldukça dondurucu etki yapar. Kar yağmayan yerlerde kar yağışları görülür ve özellikle sıcaklıklarda çok ciddi azalmalar beraberinde getir. Tabii bu sürenin bir de uzun olması, yani 2 gün, 3 gün sürmesi bu olumsuz etkiyi daha da fazla artırır. Ama her şey göründüğü kadar kötü değil. Güzel haberler de var. Sevindirici haber ne? Cumartesi günden itibaren artık bu soğuk havanın, aşırı soğuk havanın bölgemizde etkisini kaybedeceğini, sıcaklıkların yavaş yavaş gece sıcaklıklarının 0-2 dereceye doğru çıkacağını, gündüz sıcaklığında 8-10 dereceye çıkarak mevsim normallerine yaklaşacağını söyleyebiliriz.